Evet, göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Filenin sultanları Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 4. maçında Arjantin'le karşılaştı. 3-1 yenerek 4-4 yaptı. Filenin sultanları performanslarıyla adeta nefes kesti. Zehra Güneş servis. Şimdi bir kim ayar. Ondan pas. Ekili bloğumuz yerleşmişti. Top dışarı gidiyor. Temas yok. Bianca kurmuyor. Topu dışarı gönderdi. Filenin sultanları Arjantin'i de devirdi. Üst üste 19 galibiyet kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Şimdi sıra Brezilya'da. Çift haneli skor üretti. 3-1'lik galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubundaki 4. maçı için sahaya çıktı. Arjantin'le kozlarını paylaştı. Sultanlar kıyasıya mücadele etti. Maçta üstün taraf olmayı başardı. Ebrar savunmayı yaptı. Cansu geldi. Pasını verdi. Ebrar çaprazdan sayıyı çıkardı. Karşılaşmaya Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Ay Yıldızlar rakiplerine sadece bir set alma şansı verdi. Pas Nizet iç. Arjantin'in seti alıyor. İlk sette üstünlük elde etti. Bu bölümü 25-16 galip tamamladı. Yamila Nizetic, Zehra ile kestik. Vargas, şimdi hücumda Ebrar. Bir Plasedon'dan geliyor. Ebrar top yerde. Sayı bizim set bizi. İkinci sette mücadele doruktaydı. Arjantin 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Pas Nizetic, Arjantin'in seti alıyor. Filenin sultanları 3. sette yine etkili bir performans sergiledi. Üst üste 5 sayı aldı. Set boyunca aradaki farkı kapattırmadı. Rakibi Arjantin'e 10 sayı fark attı. 25-15 skorla 2-1 öne geçti. İyi başladık, iyi bitirdik. Farklı bir skorla aldık 3. seti. 4. sette rakip Arjantin oyuna asıldı. İlk 5 sayıda önderliği göğüsledi. Ancak devamında Ay Yıldızlar pes etmedi, üstünlüğü ele aldı. Yaşlayamadı Erika Mercado. Hücumda blok sayımız var. 15. sayısını alan Sultanlar farkı açtı. Rakibini 25-15 mağlup etti. Böylelikle maçı 3-1 kazanmayı başardı. Ebrar servisi kullandı. Ebrar ace de bitirdi. Ebrar. İlk 3 maçında Porto Rico, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden Ay Yıldızlı ekip 4-4 yaparak yoluna devam etti. Filenin Sultanları şimdi 22 Eylül'de yapılacak Brezilya maçına hazırlanıyor. 4. sayısını aldı. Şu anda maçın en skorer oyuncusu konumunda Ebrar. Önce manşet, ardından hücum sayısı. Bültenimizin sonunda Başkent Kültür Yolu Festivali'ne döneceğiz. Ankaralı sanatseverleri buluşturan noktalardan biri de Atatürk Kültür Merkezi. Arkadaşımız Ebru Balıkçı orada. Ebru, bu akşamki programda neler var? Senden dinleyelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin adresi bu kez Ankara. Günlerdir devam ediyor Başkent Kültür Yolu Festivali. Birçok noktada Ankaralılar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor. Tam 38 nokta var Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. O 38 noktada sanatçılar Ankaralılarla bir araya getiriliyor. Biz de o noktalardan birindeyiz. Burası Ankara Atatürk Kültür Merkezi ve hemen şöyle çevreden de görüntüleri kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz sizlere göstersin. Yaklaşık yarım saat sonra saat 21'de Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar burada olacak ve sahneye çıkacak. Burada sevenleri için şarkılarını seslendirecek. Şu anda kontrol noktasını görüyorsunuz. Polis barikatının arkasında bekleyen binlerce kişi var. Onlar çok erken saatler itibariyle geldiler ve şu anda polis ekiplerinin, yine güvenlik ekiplerinin kontrollerini tamamlamasının ardından yavaş yavaş alana geliyorlar, alınıyorlar içeri ve dediğim gibi yarım saat sonra da burada Ebru Yaşar konseri gerçekleşecek. Bu arada çok erken saatlerde geldi vatandaşlar daha ön sıralardan izleyebilmek için, dinleyebilmek için konseri. Şimdi görmüş olduğumuz alanda hemen sahneyi tam karşıdan gören bir nokta. Buraya da saatler öncesinden gelen vatandaşlar kamp sandalyelerini, masalarını kurdular ve burada sevdikleriyle şimdi konser saatini bekliyorlar. Bir de sahne kısmını görelim. Orada da her şey hazır. Aslında burada gün boyu müzik dinletisi vardı ancak şu anda Ankara'da ezan okunduğu için müzikte durdu. Bunu da ifade edebiliriz. Hemen şöyle sahneyi de gösterelim. Orada da yine yakından en önden izlemek isteyenler konseri hızlı adımlarla, kapılar açılır açılmaz oraya doğru yöneldiler ve tam
yarım saat sonra sahneye Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar çıkacak ve sevenleri için şarkılarını seslendirecek.